Yine Bursa'da tarihi kale içerisinde Somuncu Baba fırın evinin önündeyiz. Gazım, bunun hikayesi de herhalde çok ilginç. Evet. Şimdi asıl adı Şeyh Hamidi Veli Aksaray Hazretleri. Somuncu Baba'nın asıl adı öyle. Tabii ki o dönemlerde Somuncu Baba böyle Hacı Bayrami Veli gibi, Taceddin Veli gibi, nasıl diyeyim, Vefa Hazretleri gibi böyle çok büyük bir alim. İlim irfan sahibi. İlim irfan sahibi, büyük bir alim. Ama Somuncu Baba bu ilmini, irfanını hani böyle gün ışığına çıkartmak istemiyor. Evet. Ama bunun tabii ki Somuncu Baba'nın ilminden, irfanından, bilge kişiliğinden Osmanlı'nın 4. padişahı Yıldırım Beyazıt'ın haberi var. Yıldırım Beyazıt işte o camilerin atası Ulu Cami'ni yaptığında Somuncu Baba'dan rica ediyor. Diyor ki ilk hutbeyi sen oku burada. Somuncu Baba hani aslında okumak istemiyor ama kocaman padişah oku demiş, ne yapsın? Mecburen çıkıyor okuyor. O kadar güzel bir hutbe okuyor ki Somuncu Baba. Herkes Somuncu Baba'nın hutbe okuduğunu hayran kalıyor. O zamana kadar Ekmekçi Baba, Somuncu Baba diyorlar. Somuncu Baba hutbeyi okuduktan sonra artık diyor insanlar beni keşfettiler. Artık insanlar benim şifremi çözdüler. Benim gizliliğim, saklılığım ortaya çıktı. Artık diyor ben buralarda duramam diyor. İşte biraz önce taksici Ramazan abinin de dediği gibi şehre küsüyor. Ve nereye gidiyor? Malatya'ya gidiyor. Malatya'ya Dağrendi'ye oradaki gidiyor. Somuncu Baba buradan gidiyor. Evet, buradan oraya gidiyor. İşte mezarı da bugün orada. İşte Somuncu Baba'nın o meşhur Somuncu Baba'nın evi de bugün Bursa'da arkamızda gördüğü yer. Aynı zamanda fırını ekmek yapıp dağıttığı ve ücretsiz olarak dağıttığı ekmekleri. Mesela özellikle Ulu Cami'yi yapanlara Somuncu Baba ücretsiz olarak ekmek dağıtıyor. Evet, Ramazan abimiz kaptanımızı taksiyle evet, buraya getiren. Ramazan abimiz evet, de geldi yanımıza. Biliyorum. İşte dediğim gibi Ramazan abi, Yıldırım Beyazıt diyor yani ben Nibolu Zaferi'ni kazanırsam 20 tane cami yaptıracağım. Diyorlar ki sultanım diyorlar hani 20 tane camiye o kadar cemaat yok ki burada. Biz bir tane cami yapalım 20 kubbeli olsun. İşte 20 kubbeli o caminin hutbesini de Ekmekçi Baba ve Somuncu Baba diyorlar. Tarihte bir kısım Ekmekçi evet. Baba diyor, bir kısım Somuncu Baba diyor. Sultan Yıldırım Beyazıt diyor ki gel diyor şeyi sen oku. Hutbeyi Ekmekçi diyor. Baba aslında okumak istemiyor ama kocaman padişah geldiğince ne yapacak? Mecburen gidiyor ve okuyor. O kadar güzel bir hutbe okuyor ki Somuncu Baba. Herkes Somuncu Baba'nın hutbesine hayran kalıyor okuyuşuna. Zaten ondan sonra da Somuncu Baba ne diyor Ramazan abi? Artık ben deşifre oldum. Artık insanlar beni anladı. Ben artık bu şehirde duramam diyor. Ben ne yapıyor? Küstüm diyor. O meşhur bir söz vardı. Nerede? Şehre? Küstüm. Şehre küstüm diyor. Ve nereye gidiyor? Malatya Dağrendi de bugün orada. O mütevazılığını gösteriyor tabii. İlim irfanını yani ön plana çıkarıp da yani şey yapma. Şimdi biraz önce Ramazan abi çok güzel bir şey söyledi taksiye. Dedi ki eski insanlarda böbürlenme, kibirlenme ne bileyim böyle şey yok insanlarda. Mehmet Akif örnek verdi. Hatta ben de dedim ki Ahmet bin Süleyman'ı örnek verdim. Ahmet bin Süleyman'a demişler ya ne kadar güzel şairsin. Sana anlaşanla bir isim bulalım. Yok ya demiş. Fuzuli deyin gitsin. Onun için eski insanlarda gerçekten gurur yok, kibir yok, mütevazilik, alçaklık, yardımseverlik çok fazla. Öyle mi? Ben de Ramazan abi örnek vereyim. İyi bir taksici. Evet. Sağ olsun iyi bir Bursalı. Sağ olun. Yani bindik geldik ama hem buraya kadar. Bilirsek ne mutlu bize. Bursa, Ramazan abi bizim bu anlattıklarımız dışında senin buraya ekleyeceğin bir bilgi var mı? Yani Somuncu Baba'yla ilgili. Hiçbir bilgi yok efendim. Gazi Bey ben ekleyeyim müsaadenle. Tabii. Somuncu Baba o Ulu Cami'nin yapılışında yani çalışmıyor ama burada ekmek yapar. Ekmek bizzat yapıyor. Burada çalışan burada binlerce kişiye karşılıksız ekmek veriyor yani tabii, ücret tabii. Almadan. Yani. Aynen. O kadar muhtemel. Oluk yapıyor. Olukla buradan ekmeklerini gönderiyor. Tabii. Olukla. Tabii. Tabii. Yani, ya Cami. Hani bizim şimdi. Ne kadar tahmini Ulu Cami buradan? 800 metre, 900 metrelik akşap oluk. Evet. Akşap oluktan kaydırma sistemiyle.